Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar. Bugün biliyorsunuz ki artık alıştığınız böyle gelenek haline gelmiş olan premium sandığın gidişi gelişi gibi tarihler olacak bu videoda. Ayrıyetten ise sezon 19'da sezon sonuna kadar gelecek olan bütün her şeyi sizlere bu videoda sizlere sıraladım. Umarım şimdi de beğenirsiniz. Açıdan videomuza bir adet like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone olup bildirim açacak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde sezon 19'da gelecek bütün her şeyin sizlere tarihini göstereceğim. İki tane premium sandık gelecek zaten biliyorsunuz birisi sezonun başı gelir bir de sezonun sonu gelir ondan sonra güncelleme gelir ondan sonra yeni sezona geçeriz falan filan artık bu olaya zaten alıştınız şimdi o zaman hızlı bir şekilde yeni gelecek şeylere geçelim. Şimdi ilk önce sizlere 18 Mayıs'ta gelecek olan Godzilla spin'den bahsetmek istiyorum. İlk önce spinimizin ödüllerine gelecek olursak böyle bir tane e, kırmızı bir setimiz var tabii ki de bu seti yine parası olan arkadaşlarımız çıkartacak. Bu arada sandık açılımı yapılır. Hani UC yükleyin, Ferdi içerik çeksin falan filan diyen varsa aranızda yollayabilir yani. Çekebilirim. Benim sıkıntı yok. Daha sonrasında böyle bir şeyimiz var. Bunun da mavi kaskı falan filan vesaire var. Çanta desenine gelecek olursak böyle bir tane çanta desenimiz var. Çanta desenin arkasında ayak izli kırmızı bir şey var. Sonrasında bir tane böyle bir tane mavi kask var. Godzilla helmet yani Godzilla'nın e, şeyi şapkası. Bir tane böyle mavi bir tane motof deseni gelecek. Bu arada ben ilk kelimeyi ya? yani aynı bir daha söylüyorum. Onu da anlamadım ki. Diyorum bir tane diyorum sonra bir daha diyorum. Ee, ondan sonra böyle bir tane tava desenimiz var. Yani bana kalırsa boş açıkçası. Böyle ödülleri olduğu bir şey. Daha sonrasında gelelim Premium Sandık. Bittikten 3 gün sonra gelecek olan yeni Premium sanda Yeni gelecek Premium sandığın tarihi 21 Mayıs'tır. Haberiniz olsun yani. 21 Mayıs'ta yeni Premium Sandık gelecektir arkadaşlar. Premium sandığın kırmızı ödülü bu. Ee, aynı zamanda zaten Divya'da yakında şey gelecek. Mecha Godzilla diye bir şey var ya Livik'te. Bir de yeni güncellemeyle sanırım Livik gidecekmiş bir kendi trenini falan filan geleceğim. sonunda tam bilmiyorum ama yakında bir haberim olursa onu da videosunu çekerim sizlerle. Daha sonrası da ise işte böyle bir tane e, başlığımız var gene aynı şekilde Mecha Godzilla başlığı ama ne bileyim kırmızı set böyle trollik set gibi hani Godzilla seti vardı ya eskiden. O rengi gibi bir şey. Daha sonra kas desenimize gelecek olursak böyle bir tane kas desenimiz var. Ee, videoda bakayım gözüküyor. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bir tane premium sandıkta böyle bir tane scar desenimiz. Bak gene başladı. Bir tane diyor. iki kere ya. Yeter ya. Ee, böyle bir tane, bir tane Scarlet desenimiz var. Daha sonrası da ise Toros desenimiz var. Hani bu premium sandıktan bu Toros desenini çıkartmak istiyorum. Çünkü PUBG Mobile bizlere artık Royal Pass'ta araç deseni vermiyor. Böyle bir tane gemi desenimiz var. Gemi desenini bir gram, umursamıyorum açıkçası. Burada benim işime yarayan Toros var. Ee, Scully deseni de birazcık kaliteli. Hani Scully çıkarsa olur. Bunu zaten anlatmama gerek yok. O yüzden tava desenini geçelim. Herkes Toho deseninden bıktı. Daha sonrası da 27 Mayıs'ta oyuna yükseltilebilir. Bizon deseni gelecek biliyorum. Birçoğunuz bu yeni gelecek arabayı da merak ediyor. Birazdan onun da tarihini sizlere açıklayacağım. Merak etmeyin. 27 Mayıs'ta böyle bir tane Bizon desenimiz gelecek. Yani ben Bizon'u ıı, param olsa da yükseltmem şahsen. Hani eğer ki yükseltecek bir şey olsaydı Büyük ihtimalle Godzilla AVM'yi yükseltirdim. Böyle bir tane yeşil bir setimiz var. Hani bu set tam böyle yılanlamalık bir set. Zaten biliyorsunuz sen 19'da geldi rankta kasıyoruz. Bu arada rank kasma yayınlarımızı kaçırmamak istersen akşam 5'te her gün yayınlıyız. Hatta o saat artık 4 oldu. 4'te gelebilirsin Kanalda yayında olacağım. Daha sonrasında ise böyle bir tane yeşilli çanta desenimiz var. Üstünde böyle ee, bir şey var bir şey o kadar yani başka diyecek bir şey bulamadım bir şey bir şey yani daha sonrası da ise 29 Mayıs'ta bir tane daha böyle bir şey gelecek böyle bir tane setimiz var bu da Lucky Draw arkadaşlar böyle bir şey gelecek Thompson deseni var bir değişik set var Kuaz arabası var hani ee, bu çarka insanlar bence para yatırmaz çünkü içinde para yatırılacak bir şey yok bana göre yani ben olsam Jeep için yatırmazdım herhalde içinde Thompson deseni vesaire onun gibi şeyler olacak yani arkada bir tane böyle şey olacak. Ee, çanta deseni. Çanta deseni tamam. Set çanta deseni güzel. Ee, kas desenimiz var böyle karınca kafalı. Bu arada ciddi ciddi karınca kafalı şey yapmışlar. Daha sonrasında bir tane Thompson desenimiz var. Thompson desenimiz var da. Yani işte yeni etmen modu gelecek ki ileride. Bu da onların hazırlık versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tane setimiz olacak. Yani ben pek fazla beğenmedim açıkçası. Ve daha sonrasında ise. Hepinizin merak ettiği. 1 Haziran'da gelecek olan yeni araba. Evet 1 Haziran'da şu anda görmüş olduğunuz araba oyuna gelecek. Ve çark şeklinde olacak. Aynı şekilde bunun sarısı da var. Böyle değişik değişik baya caf ama ya bir kere de bize de nasip olsun artık kardeşim diyeceğim ya. Bir de abi çok pahalı ya. Bak bir şey diyeyim mi ben bunu çarkını ko unutmazsam koymayı ekranın sağ soluna korum çark versiyonu. Çark çok değişik. Hani böyle mantık yürütemediğim bir çark stili yapmışlar. Sağda 3 bölüm var, e, solda 2 bölüm var, bölmüşler falan filan diye çok çok değişik şeyler var. Daha sonrasında ise böyle bir tane de setimiz var. Zaten bu setlerin hepsi birbirine çok benziyor. Böyle bir tane pembe mavi set var, pembe mavi. Bence çok çirkin. Bu yeşil cafcaflıymış bu arada güzel, sevdim 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 güzel 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 Daha sonra bir tane arbelat desenimiz var böyle tiktok arbelat videosu falan atan arkadaşlar varsa onları çok çok güzel bir şekilde işine yarayacağını düşünüyorum tabi çıkartabilirlerse Böyle bir tane space mascot diye bir m şey desenimiz olacak bu bir ee, 1 Haziran'da gelecek olan ayları karıştırmıyorum değil mi Mayıs'ta sonra aynen Haziran'ın biri de gelecek bunlar Böyle bir tane m 24 desenimiz var Viper Assassin Viper deyince aklıma Valorant geldi ama neyse Daha sonrasında 6 Haziran'da gelecek olan sks desenimiz var yükseltilebilir bir tane sks deseni gelecek böyle urvejekli tarzı gibi düşünebilirsiniz ayrıca bir tane de böyle bir pembe setçimiz var yani bence yükseltebilir SKS almazlar diye düşünüyorum hani o kadar gerek değilmiş gibi geliyor bana yani sks abi hani 8x bulsan gidip kara takarsın m4'e takarsın hiç bilemedim miniye takarsın, nesler takarsın. Daha sonrası da ise ikinci premium sandığımıza gelecek olursak 10 Haziran'da ikinci premium sandığımız oyuna gelecek. Ki içindeki ödüllerde neler var derseniz biliyorsunuz ki Entman modu gelecek oyuna. hani Entman'la Godzilla'yı aynı anda böyle oyuna sıkıştırmışlar sanki o gitmeden. O gelsin falan filan. Tek sezonda iki mod olacak. Bence tek sezonda tek mod daha güzel olabilirdi. Yani bana göre öyle bir tık daha güzel olabilirdi. Bu setimizin kırmızısında kanatlar var. Fakat kanatlar o kadar güzel değil. Hani şey gibi duruyor. Yani kanat tarzı yok. Hani normal ee, setlerin pelerini var ya. Onun gibi sallanıyor. Bence kanatların böyle bir tık daha... Değişik bir hareket olsa güzel olurdu. De bal desenle gelecek olacak. Sarı bir tane bal kabaklı. Eee bal kabaklı diyorum. Ballı bir tane petekli şey var. Ondan sonra çanta süsümüz var. Aynı şekilde ballı. Ondan sonra bir tane böyle motof desenimiz var bir tane de biliyorsunuz ki Godzilla'nın motof deseni gelecekti falan filan baya baya bir e, ee, motof deseni gelecek anlaşılan bu sezon yakında herhalde renkli motof falan da getirirler getirilirse bu arada aslında güzel olabilir bak rakasanlar çok fazla insan motof yakıyor bomba yerine motof atıyorlar ben de öyleyim daha sonrasında ise 12 Haziran'da gelecek olan klasik sanda gelecek olan böyle bir tane setimiz var klasik sandığa gelecek bu arada bu ciddi ciddi söylüyorum elindeki M4 desen de aynı şekilde gelecektir M4 desenimiz ise bu şekilde sonrası da ise 12 Haziran'da PUBG Mobile'a böyle bir set gelecek bu setimizin yanında bir il deseni vesaire silah desenleri var bu da böyle e, kelebek eteklerinden yapılmış bir set ama bence PUBG Mobile artık böyle değişik bir tasarımlara girmesi gerekiyor bence hani değişik tasarım dediğim 100 RP 2 tane yengeç takmak değil hani sürekli işte etekleri hareket ediyor Ondan sonra o kadar Bir de başka yani ne bileyim böyle Kollarında hani pelerin oluyor ya Böyle kollarının bir tık geniş olsa Böyle hani bol giyim olur ya onun gibi mesela hareket etse böyle bir tık daha güzel olabilir işte kanat e, şöyle kollarında duran yerler kısımlar falan hareket etse güzel olabilir artık PUBG sadece şu ayak tarafındaki pelerine çalışıyor bence diğer taraflara da böyle bir az çok bir şekil verse güzel olabilir diye düşünüyorum böyle bir tane sis bombamız var yani sis bombası zaten alıştık baya baya artık bunlar desen geliyor inşallah Bunların şey versiyonu da görürüz ileride böyle e, solda şekilli çıkıyor onu görürüz. Daha sonrası da ise Cyper Spin diye bir tane spin imiz gelecek. 20 Haziran'da gelecek. Bu da YKS'den 6 gün önce. Bu arada inşallah nasıl bursa YKS'den sonra mobil yayınlarda görüşeceğiz. Yani şu anda telefon alacaktım. Ondan bile vazgeçtim. Çünkü telefon alırsam YKS'ye çalışmayacağımı biliyorum. O yüzden telefonu bir ay ertelemeyi düşünüyorum. Ya yani büyük ihtimalle de ertelerim. Setimizde böyle ödüller de var aynı şekilde Sky Explorer Set diye bir ee, setimiz. Yani Tabi Türkçesi bu ne kadar mantıklı bilmiyorum Cyber Maymun mesela Aklıma şey geldi Cyberpunk geldi Şey var ya oyun bir tane Kaç GB tam hatırlamıyorum ama ya Öyle bir tane oyun geldi aklıma Daha sonra böyle Galaxy 2 falan filan Böyle değişik değişik setler var ama Ne bileyim yani Boş sandık getirmek yerine PUBG Mobile'cim Bak bize AG veriyorsun Gümüş ver Bak gümüş veriyorsun Niye gidiyorsun Çarka 300 gümüş ekliyorsun Ayıp ya Gel şunu 50 gümüşe düşürelim Mesela adam Fatih oluyor 2000 gümüş oluyor. Gitsin mesela 2050'ye bölersek 400 mü ediyor? Çokmuş tamam. Ee, yok 4 yok 40 ediyor. Mesela adam gelsin 40 yere çevirsin hani. Ya mesela öyle olsa güzel olur böyle 50 taneden çevirebilsek işte 100 AG'ye çark çevirsek vesaire bence PUBG Boy bayağı bir oyuncu kazanabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında 25 Haziran'da YKSM'den bir gün önce böyle bir tane beyaz kahverengi tavşan setleri gelecek. Aha TikTok'lar. Aha da tiktokerlar ve daha sonra bir tane böyle bir kuaz desenimiz gelecek. Yani kuaz desen de bildiğin çikolata deseni ama üstte de brown yazmışlar. Kahve mi oluyor çikolata mı oluyor? Şu an tam değil ama neyse boş verin. Daha sonra bir tane sarı uçak desenimiz var. Bence uçak deseni de böyle cafcaflı bayağı parlak bir şey duruyor. Böyle bir tercik arkamızda. Ee, nasıl diyeyim bilmiyorum ama çanta desenimiz var değişik böyle arkanızda bir adam varmış gibi Bebek çantası gibi bir şey ya öyle bir şeyler. Daha sonrası da ise diğer ödüllere de gelecek olursak sizlere şöyle yan kısımdan ben göstereyim. Çünkü pek de hani bunun içindeki ödüller beni saracak bir şey olmadığı için hani sizlere de daha fazla oyalamak istemiyorum. Daha sonrası da ise bir tane yükseltli bir M16 deseni gelecek. Bu da 27'si de gelecek benim sınava girdiğim günün ikinci günü ama yani yükseltebilir M16, M16 bilmiyorum kimler alır çünkü M16'yı böyle çok fazla seven insan yok ama ben sevenlerdenim daha sonrasında ise bir tane klasik sandığımız gelecek. O şeyden sonra M16'dan sonra böyle bir tane set eklenecek. Mesela bu set çok kaba. Bildiğin kelebek aga adam. Sonra bir tane SK set serimiz var klasik sandığa gelecek şekilde. Yani benim mesela tek önemsediğim senin de bu videoda önemsediğin nedir bilir misin? Bak ben sana söyleyeyim. İki tane gelecek premium sandık var, iki de klasik sandık var. Bunlara bakarsın. Bir de o yeni gelecek arabaya bakarsın. Ben biliyorum arabayı açamasan da sen hani zevkini ben biliyorum. Sen geldin ona baktın gidiyorsun şu anda. Daha sonrası da ise bir tane de gelecek olan ee, böyle bir tane beyazlı pembeli gelinlikli gibi bir set var. Bunun içine de bir tane saç eklemişler. Böyle saçlar ayrılıyor ama hareket etmiyor. Bence PUBG hani bunlara hareket ürettirsek güzel bir. Bir tane şemşeğimiz var herhalde kafalarına şemsiye vuracağız adamlar. Ne oğlum şemşeğe ne ya? Başka bir şey mi bulamadın? Doğa son oy bu güzelmiş bak bak bu güzel. Bak bu jip deseni güzel o kahveliyle bu güzel bu hatta kahveliye bin basar diyebilirim. Ve bu videolukta benden bu kadar set sizlere elimden geldi. Sen 19'da gelecek bütün her şeyi gösterdim. Bundan başka harici oyuna bir şey gelmeyecek haberiniz olsun. Gelecek bir şeyler olursa da sezon 20'den sonra gelecek. Hani oyuna güncelleme gelir ya. O güncellemeden sonra gelir. Bu sezon hani gelecek olan bütün lucky spinler, şans çarkları, yükseltilebilir silahlar bu kadar. M16 gelecek. İşte mes, e araba gelecek bir tane iki kapılı araba o büyük ihtimalle şeyin deseni olacak şu yeni gelen araç var ya onun deseni olacak hani bence PUBG onları birazcık böyle bize şey olarak versek güzel olabilir hani biz de beleşten çevire falan falan filan etsek güzel olabilir yani neyse bu videoluk benden bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir kendine iyi bak görüşürüz hoşçakal yayınlara bekliyorum bay bay